Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Doğrusu biz ilçelerde şu ana kadar vergi dairesi müdürlüklerinin binalarının açılışına gitmedik. İlk defa böyle bir törene katılıyorum. Ama Çorlu bunu hak ediyor. Çünkü hakikaten az önce gerek değerli milletvekilimizin gerekse valimizin verdiği bilgiler çerçevesinde baktığımız zaman Çorlu gerçekten ülkemizde Tekirdağ toplamında söyleyeyim. Çorlu tabii önemli bir merkez. Hakikaten çok önemli bir sanayi, çok önemli bir üretim üssü. Dolayısıyla bizim girişimcilerimize, sanayicilerimize hizmet verdiğimiz alanların da buna yakışır olması gerekir. Nitekim gerçekten henüz içine girmedik ama inşallah bu binaya tabii ki ruh verecek, yani binaların güzelliği yetmez, ona ruh verecek çalışanlarımızdır. İnşallah Maliye Bakanlığı olarak biz bu ülkede sermayesini yatırıma, istihdama, üretime, ihracata dönüştüren, risk alan çok değerli girişimcilerimize burada güzel hizmetler vereceğiz. Zaten bu binanın da amacı bu. Tabii çalışma ortamının iyi olması çalışanlarımızın verimli olmasını sağlayacaktır. Ama esas olan buradaki anlayıştır. Maliye Bakanlığı geçmişte belki farklı bir şekilde algılanmıştır, algılanıyordur. Yani nispeten bürokratik, işte tabii ki devletin hakkını korurken zaman zaman ne bileyim en azından algı bazında belki olumsuz bir intiba bırakmış olabilir. Ama biz bakanlık olarak Türkiye'deki değişimi, dünyadaki değişimi çok yakından takip ediyoruz. Ve kendimizi de sürekli bir şekilde yeniliyoruz. Ben çalışanlarımıza sürekli olarak şunu söylüyorum. Tabii ki eğer bizim girişimcimiz bu eliyle tırnağıyla birikimlerini yatırıma dönüştürmezse vergilenecek ekonomik faaliyet ortaya çıkmaz. Onların cesaretidir ki, onların basiretidir ki vergiye konu ekonomik faaliyet söz konusudur. Onun için bizim mükelleflerimizin başımız üzerinde yerleri vardır. Biz mükelleflerimize çok önem veriyoruz. Tabii ki biz Maliye Bakanlığı olarak 75 milyonun hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz. Çünkü vergi demek kalkınma demektir. Hiçbir ülke borçlanmayla sürekli bir refah artışı sağlayamaz. Öyle dönemler olacak ki uzun vadeli getirisi yüksek olan yatırımlar için borçlanacaksınız. Ama asıl olan kamu harcamalarının sağlıklı vergi gelirleriyle finanse edilmesidir. O nedenle biz bir yandan tabii ki mükellefimizle iyi diyalog kuracağız. Hizmette asla kusur etmeyeceğiz. Bir taraftan da 75 milyonun Çorlulu kardeşlerimizin, Tekirdağlı kardeşlerimizin, bütün ülkemizin tabii ki vatandaşlarımızın hakkını arayacağız. O nedenledir ki kayıt dışılıkla mücadeleyi samimi bir şekilde önemsiyoruz. Kayıt dışı olmak, vergi kaçırmak aslında sadece devletten bir şey kaçırmak anlamına gelmiyor. Aslında 75 milyondan çalmak anlamına geliyor. Çünkü bu ülke toplayamadığı vergi oranında ya arzulanan hizmeti sunamıyor ya da o hizmeti mutlaka sunuyorsa kısmen borçlanmayla sunduğu için aslında bir anlamda gelecek nesillerin
gelirini, efendim onlara sunulacak hizmetleri kısmen sınırlıyor. O nedenle hakikaten ben toplumda, vatandaşlarımız arasında bu vergi bilincinin artırılmasının çok önemli olduğu kanısındayım. Vatandaşımız tabii ki şunu soracak. Biz size bu vergileri ödüyoruz. Siz bu vergilerle ne yapıyorsunuz? Bu da vatandaşımızın hakkı. Ve bizim de bu konuda en açık, en şeffaf bir şekilde vatandaşımıza tabii ki gerekli ilgileri paylaşmamız gerekiyor. Ama şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bu aralar Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları devam ediyor. 2013 yılı bütçesi. Pazartesi günü ben gideceğim. Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyelerimiz, onların değerli katkılarıyla son şeklini vereceğiz. 2013 bütçesinde en çok para Milli Eğitim Bakanlığı'na gidecek. Daha doğrusu eğitime gidecek. Yani eğitim deyince sadece tabii Milli Eğitim Bakanlığı değil, çünkü üniversitelerimiz de var. Basit bir rakam vereyim. Son 10 yıl içerisinde eğitime ayrılan bütçe 11.3 milyardan 68.1 milyar liraya çıkmış olacak yani 2013 yılında. Bu çok ciddi bir rakam. 6 katlık bir artış. Ama ülkemizin buna ihtiyacı var. 17 milyon ilk ve orta öğrenimde öğrencimiz var. 17 milyona yakın. Üniversitedeki öğrencilerimizi açık öğretim dahil 20 milyon civarında. Bu aslında Avrupa'daki birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. İşte belki bizim petrol kuyularımız yok. Belki doğal yeraltı zenginliklerimiz sınırlı. Ama bizim insanımız var. Bizim genç nüfusumuz var. İşte bu nedenle topladığımız vergileri eğitime önemli ölçüde aktararak ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında bu ülkenin önümüzdeki 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık temellerini sağlamlaştırıyoruz. Ve o nedenledir ki eğitimin bütçe içindeki, bütçe harcamaları içerisindeki payı %9.4'ten önümüzdeki sene, yani bir 10 yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık %17'ye çıkmış olacak. Evet, sizden aldığımız vergilerin, yani şöyle söyleyeyim, önemli bir kısmını biz eğitime harcıyoruz. Geleceğimize harcıyoruz. Bir o kadarını, benzerini biz sağlığa harcıyoruz. Evet, 2002 yılında 9 milyar liralık sağlık harcaması vardı kamunun toplam. Gelecek sene bizim tahminimiz, yani bütçe ve sosyal güvenlik yoluyla bu 67 milyar liraya çıkmış olacak. Burada da 6 kata yakın bir artış var. Bu da çok önemli. Çünkü beşeri sermayenin kalitesi bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Vatandaşımızın sağlık imkanlarının artırılması bizim için önceliktir. Yine paranın önemli bir kısmı aslında sosyal güvenlik sistemine aktarıyoruz. Gerek prim desteği olarak, gerek açık finansmanı olarak, gerekse sosyal anlamda vatandaşlarımıza destek olmak için. Oraya da 72,5 milyar lira civarında bir kaynak aktaracağız. Yine altyapıya, yatırımlara yaklaşık 40 milyar lira ayıracağız. Tabii bu rakamlarla sizleri, yani sizleri rakamlara boğabilirim, boğabilirim ama benim amacım bu değil. Benim amacım şu, ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, üretmeye, ihracat yapmaya ihtiyacı var. Biz Maliye Bakanlığı olarak topladığımız her kuruşu tekrar milletimizin hizmetinde kullanmak üzere ilgili kurumlara veriyoruz. Çok şükür Türkiye bu dönemde bunları yapabiliyor. Yani siyaseten söylemek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Türkiye bu dönemde evini düzene koyduğu için bugün %6-7 civarında bir faizle borçlanabiliyor.
Bakın bu önemli bir konu. Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için önemli bir kazanımdır. Maalesef eskiden evimizi yeterince düzene koyamadığımız için topladığımız vergilerin büyük bir kısmı maalesef faize gidiyordu. Hala bir kısmı faize gidiyor. Geçen sene topladığımız her 100 liralık verginin 16.6 lirası faize gitti. Yüksek bir rakam. Ama şunu söyleyeyim, 10 yıl önce 86 lirası faize gidiyordu. İşte bugün birçok hizmet yapılabiliyorsa bundan dolayıdır. Zaman zaman işte mali disiplin söylemi aşırıya mı gidiyor? Yani işte bizim borcumuz milli gelire oran olarak bu kadar azaldı. Niye hala bu kadar kısıyorsunuz diyorlar. Ama bakın, Türkiye bunları yapabildiği içindir, yaptığı içindir bugün hakikaten çok daha iyi bir konumda. Devletin durumu hakikaten iyileşti. Bugün devletin net anlamda bir dış borcu yok. Devletin, kamunun. Aslında bizim dünyadan alacağımız var. 3,5 milyar lira. Yani bizim rezervlerle bizim borcumuzu karşılaştırdığınız zaman devletin, bizim dünyaya bir borcumuz yok. Bizim toplam iç ve dış borcumuzun milli geliri oranı %36,5. Bu OECD ülkelerinde %107'dir. Avrupa ülkelerinde ortalama %93'tür. Türkiye'de bu oran %36,5. Daha da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü bunun sayesinde faizleri düşük tutacağız ve elde ettiğimiz gelirleri milletimize hizmet olarak sunacağız. İşte burada Maliye Bakanlığı çalışanlarımızın hakikaten özverilerini biz çok takdir, yani fedakar çalışmalarını ben çok takdir ediyorum. Allah bu ülkede hizmeti geçen, taş taş üstüne koyan herkesten razı olsun. Çünkü ülkemizin gerçekten daha çok gideceğimiz mesafe var. Birçok sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. Sorun çözmek kaynak gerektiriyor. İşte kaynağın sağlamı vergidir. Aslında kayıt dışılık tabii önemli bir sorun. Kayıt dışılık son yıllarda bir miktar azaldı. Uluslararası bir çalışmaya göre, 38 ülkeyi kapsayan bir çalışmaya göre %27'ye kadar düştü. Ama %27 yüksek bir rakam. İstihdamda kayıt dışılık %38. Tamam, bu rakamların hepsi indi. 10 yıl öncesinde istihdamda kayıt dışılık %50'ydi. Genel ekonomide kayıt dışılık %33'tü. Peyderpey azaltıyoruz. Bu yönde insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz. Ama vatandaşımızı da ikna etmemiz lazım. Gönüllü uyuma önem veriyoruz. Çünkü gönüllü uyum esastır. Aslında bizim mükelleflerimiz gururla, büyük bir onurla, ben şu kadar kazandım, şu da beraber yaşamanın ortak, beraber yaşamanın bu ülkenin geleceği için benim katkım değil. Bu şekilde yaklaşması lazım ama genelde vergi vermek, biliyorsunuz, yani kanunla biz gönüllü uyumu sağlamaya çalışıyoruz ama zorla da almak lazım. O nedenle denetimi de güçlendiriyoruz. Çünkü yani bu bir anayasal yükümlülük. Tabii ki gönüllü uyum arzuladığımız bir şey ama gönüllü uyum olmazsa tabii ki yaygın yoğun denetimler yapılacak. Ama şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Son yıllarda bu denetimler bazında mükellef haklarını söylemin ötesine taşıdık. İlk defa mükellef hakları bildirgesini 2006 yılında yayınladık. 2009 yılında mükellef haklarını kanunen daha sağlama almak için, yani idarenin otoritesini aşırı kullanmaması için çok ciddi sınırlar getirdik. Artık defteri alıp 3 yıl, 5 yıl tutup son dakikada rapor yazmak, ceza yazmak yok.
maksimum bir yıl içerisinde bitecek. Artık bizim dergi müfettişlerinin efendim ben yetkimi kanundan alırım, tebliğler beni bağlamaz, ortak akıl beni bağlamaz demesinin dönemi sona erdi. Eğer biz mükellefimize bir görüş vermişsek, onu yönlendirmişsek bu bağlayıcıdır. Ben çok detaylara girmek istemiyorum ama gerçekten mükellef haklarını korumaya yönelik çok ciddi adımlar attık. En son iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam Gelir İdaresi Başkanımız Mehmet Bey burada, kendisini tebrik ediyorum. Biz Kalder'den Gelir İdaresi olarak ödül aldık. Demek ki son yıllardaki çabalar yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Ben bütün çalışanlarımdan şunu rica ediyorum. Evet, bir yandan 75 milyon hakkını koruyalım ama bunu yaparken hiç kimseye zulmetmeyelim. Mükellefle diyalog kuralım. Yardımcı olalım. Ben hep söylüyorum. Vergi dairesi başkanlarıma, ilinizde veya müdürlerimize, ilçenizde yeni bir iş yeri açıldıysa bir gidin hayırlı olsuna. Varsa imkanınız bir çiçek götürün. Ve deyin ki biz yanınızdayız. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Vergide, ödemede sıkıntıya mı düştü? Gidin önce bir diyalog kurun. Ne yapabiliriz? Bakın seçenekler şunlar. Ama kötü niyetlere karşı da tabii ki kanunun otoritesini, yani bizim bütün yetkilerimizi kullanmamız lazım. Biliyorum hava biraz serin, biraz uzattım. Ayrıca hakkınızı helal edin. Buraya gelirken biraz yavaş geldik, biraz geciktik. Onun için de benim kusuruma bakmayın. Yani sizleri beklettiğimiz için. Ama ben şuna inanıyorum, ülkemizin önü açık. Bizim beşeri sermayemiz güçlü. Beşeri sermayemize yatırım yapıyoruz. Araştırma geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Biz altyapımıza yatırım yapıyoruz. Ve bunlar sayesinde ben inanıyorum ki dünyayla, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle arayı kapatmaya devam edeceğiz. Bakın, Avrupa Birliği dünyanın çok önemli bir ekonomik bölgesidir. Nispeten zengin bir bölgesidir. Bundan 10-12 yıl önce Türkiye kişi başına milli gelirde Avrupa Birliği'nin %29-30'undaydı. Bugün %51,5'una kadar çıkmış. Demek ki 10 yılda biz arayı bu kadar kapatabiliyorsak inşallah önümüzdeki